Hocamıza soralım. Hocam, hocam hangisini hiç fark etmez. Sivilceyle devam edelim. Çok çünkü ergenlikte başlar. Şimdi sivilceler o kadar çok, bak, beslenmelerine dikkat edecekler Hüseyin. Yani burada dediğim gibi acı baharat, sarımsak, domates, yani ölçülü olacaklar bunlara karşı. Yoksa azdırıyor sivilceleri. Ama başa geldikten sonra ne yapalım? Biz burada onu, evet, çok kolayca, yani hele şey var mı sırada? Ne hocam? Maden suyu. Var var hocam. Tamam. Şimdi şöyle, burada bizim iki tane bitkimiz var, bir de takviye ürünlerimiz var sivilce kürümüzün içerisinde. İlk bitkimiz bizim lavanta kürüdür. Çünkü karaciğeri temizlememiz gerekiyor ilk başta bizim. Burada yine kaynamış suyumuz olacak bizim burada. Bir su bardağımız olacak. Burada bir tutam şeklinde atmamız gerekiyor bunu. Attıktan sonra da burada bu 10-15 dakika kısık ateşte kaynaması gerekiyor. Kaynadıktan sonra bu, yani dakikası tamamlandıktan sonra sıcakken süzülüp ılık olarak akşam yemeklerinden 2 saat sonra bir su bardağı içilmesi gerekiyor. Yalnız bunu 15 gün yapacaklar. Ara verip tekrardan bu 15 gün yapabilirler bunu burada. Arkasından da dıştan uygulama olan ceviz yaprağımız vardır bizim burada. 1 litre su olacak. Yalnız burada 500 milimlik su var ama 1 litre suyun içerisine buradan 2 yemek kaşığı atacaklar. Ceviz yaprağını. Ceviz ağacının yaprağı. Hı hı. Evet, bildiğimiz ceviz. Kim bakar yüzüne hocam? Yani tazesi de olur, kurutulmuşu da olur, onu söyleyeyim. Normalde gidip toplayalım demeyiz yani. Ama işte sizin tamam ortaya çıkardığınız kürlerden sonra çok farklı bakıyoruz her şeye. Bu da burada 8 dakika kaynayacak. 8 dakika sonra bunu bir pet şişenin içine alabilirler. Cam şişenin içerisine de alabilirler. Bu yaptıkları 1 litrelik suyu yalnız buzdolabında 3 gün saklayabilirler bunu. Yani 3 gün boyunca muhafaza edebilirler. Bunu da sabah akşam şeklinde bu pamuk yardımıyla ciltlerine sürecekler. Sürdükten sonra kükürtlü sabunumuz var bizim. O kükürtlü sabunla da bunu ciltlerine 1 saat sonra yıkayabilirler. Ya da hani kendi tercihleridir. Yıkayamayabilirler yani burada. Bir de bizim burada maden suyu ve elma sirkemiz vardır. Eşit oranda. Yani bir fincan, kahve fincanı bundan. İşte mesela Türk kahvesi fincanı. Türk kahvesi fincanı şeklinde. Mesela maden suyundan bu şekilde alabilirler. Bir de aynı miktarda elma sirkesini. Doğal elma sirkesi. Hı hı. Aynı miktarda olması gerekiyor. Bunda yine pamuk yardımıyla cildine kullanması gerekiyor. Bunda yine yarım saat ya da bir saat durup yine kükürtlü sabunla bunu yıkayabilirler. Sivilce kürümüzde.